وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ. Bunlar, ya Rabbi, bu müşrikler Kur'an'ı dinleyince, Resulullah'ı dinleyince ne oluyordu? Dinleseler ne olurdu? Dinleyeni hiç olmaz mıydı? Evet, dinleyenleri vardı. Sana gelip kulak vereni var. Ama bir netice yok. Çünkü وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا. Biz kalpleri üzerine onların perdeler var ettik. اَنْ يَفْقَهُوهُ. Anlamasınlar diye. Yani bu konuda kurulan perdeler artık anlama süreçlerini tıkamak üzere. O anlamın oluşması ilahi o kadar büyük bir lütuf ki bunu Cenab-ı Hak şimdi geri alıyor. Anlamasınlar diye perdelerin oluşmasından. Tabii yani her türlü sebep, alay etmek için, gırgır geçmek için, ne bileyim yani belki başka bir sebeple de bir şekilde dinleyenleri de var bunların, hiç yok değil. Bir şekilde dinleyenleri var ama netice hasıl oluyor mu? Hayır. Netice hasıl olmuyor çünkü kendi şirk konusundaki kas katı tutumları, iradeleri, zulümleri dolayısıyla Allah Azze ve Celle ayetlerden onlara ulaşacak hidayetin önünü kapatmış gözüküyor. Çünkü Allah وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah zalim kavme hidayet etmez. Zulme kişi devam ettiği sürece de Allah Azze ve Celle hidayetini ona kavuşturmaz. Dolayısıyla dinler herhangi bir sebeple, belki elini alır, inceler, araştırır bile belki yani, ama buradan ona bir netice çıkmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle ekinneler, yani perdeler oluşturmuş kalbine ve artık erişime kapalı. Bu yarınları öteleme fikri o kadar şeytani ve sinsi ki, çünkü yarınlarda belki yollar kapanacak. Bugün, hani diyor, bugünü yaşıyorsun, bugünü değerlendir. Allah Azze ve Celle de öyle söylüyor. İstecibu, bugünü, bugün yaptığınızı yapın. Yarınlara kimse kefil değil. Yarın Allah Azze ve Celle sana onu duyurmayabilir bile. İşte bak, fıkh etmesinler diye, en yefkahuhu, onu fıkh etmesinler diye kalpleri üzerine biz perdeler oluşturduk. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ. Sana kulak verdik, sana kulak verenleri var. Senin söylediklerine, her neyi söylüyorsa Resulullah. Çünkü bağlamda onlardan seni dinleyen de var. Resulullah'ın başta insanlara anlattığı Allah'ın mesajı, Cenab-ı Hak'tan insanlara ulaştırdığı, getirdiği Kur'an-ı Kerim'i, kitabı, yanı sıra bahsettiği vaaz-ı nasihatler, şu bizim ayetler arası konuştuklarımızın benzerleri Resulullah'ın da dilinden dökülüyordu. Hem de bizimkiyle kıyaslanmayacak şekilde. Çünkü Resulullah'ın furkanı, onun takvası ölçüsünde Allah Azze ve Celle'nin kendisine nasip ettiği furkanı kuşkusuz bizimkiyle, yani bizde var olduğu varsayımıyla söylüyoruz, inşallah öyledir, asla mukayese edilemez bir furkan olsa gerek. Yanı sıra onun nübüvveti, dolayısıyla da Resulullah'ın söylediklerine karşı bunlar kapalıydılar. İçinde Kur'an-ı Kerim de var bunun. Dinlediklerinde de diğer inkarcıların yanına gittikleri zaman, mesela en ünlüleri belirtme mügüredir. Yani ben diyor şiiri aruzuyla, vecisiyle, her şeyle ilgilenirim diyor. Bu ancak kesinlikle bir şiir değil. Bir sihirdir diyor mesela. Hepsi evet. Dinleyenler bunlar ama sonuçta kalplerin mühürlendi. Herhalde sihir dedikleri için. Yani o esnada tam mühür mü, mühürlü mü, yoksa işte tam da mühürlenme sürecini mi yaşıyorlar o esnada, onu bilmiyoruz. Ama çünkü ikisi arasında bir fark yok. Yani zinde olduğu zaman da zaten verdiği tepki aynı. Mühürlendikten sonra da zaten aynı tepkiyi vermeye devam ediyor. Şu kadar farklı. Deminki uyanıklığı yok arka planda. Yani demin bilerek inkar ediyordu özellikle. Şimdi artık onun hak olduğu konusunda da herhangi bir bilgisi yok. Raydan çıkmış artık yani. Buna dair bir vicdan azabı da yaşamıyor inkar ederken. Çünkü o ilk kötü yönde adımlarını attığında Cenab-ı Hak onu böyle şiddetle uyarıyor, hisler yaşatıyor, suçluluk yaşatıyor. Onun hakikatini ona en güçlü şekilde, bu da böyle sanılmasın ki kısa bir dönemdir.
Koca bir hayattan bahsediyoruz yani insanın içinde bulunduğu. Ve zaman boyutu da değil tabii esas olan, imkanın yaşatıldığı boyutlar.